Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2022 ön lisans sınavına artık son gün kaldı. Son bir gün. E, sizlerle birlikte tahmin videosu yapacağız. Tahmin soru videosu yapacağız güncel bilgiler adına. E, i̇nşallah buralardan sorular gelir. Ve sizler de yaparsınız arkadaşlar. E, bu tahmin sonuçta e, ve ÖSYM biliyorsunuz ki güncel bilgilerde istediğini sorabiliyor. İstediğini sorabiliyor. O yüzden e, bizler ne yapacağız? En azından son dönemdeki güncel olayları e, sizlere derleyip bu şekilde tahmin videomuzu hazırladık. İnşallah sizlere fayda sağlar bu e, tahmin videomuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden de ilk sorumuza geçelim. 2022 Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan takım hangisidir? Hangi takım şampiyon olmuştur arkadaşlar? İngiltere şampiyon olmuştur. Manş nehrini yüzerek geçen en genç Türk yüzücü aşağıdakilerden hangisidir? Yine çok güncel bir konuydu. E, Aysu Türkoğlu arkadaşlar Manş nehrini yüzerek geçen en genç Türk yüzücü olmuştur. İslam İçbirliği Teşkilatı'nın 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 2023 turizm kenti seçilen ilimiz hangisidir? Hangi ilimiz seçildi? Bakıldığı zaman Şanlıurfa seçilmiş oldu. Temmuz 2022'de istifa eden Boris Johnson aşağıdaki ülkelerden hangisinin eski başbakanıdır? Boris Johnson arkadaşlar biliyorsunuz ki Temmuz 2022'de İngiltere'nin e, İngiltere'de ne yaptı? İstifa etti Boris Johnson. Temmuz 2022 tarihinde suikast sonucu öldürülen Shinzo Abe hangi ülkenin eski başbakanıydı? Hangi ülkenin Japonya'nın eski başbakanıdır kendisi? Beklediğim soru. Çok sessiz bir ölüm, çözülme, gül yetiştiren adam, denize açılan kapı, uyumsuzlar ve ken, e, kent ilişkileri gibi çok sayıda esere imza atan, 23 Temmuz 2022 tarihinde vefat eden ünlü edebiyatçımızı sorduk. Bu edebiyatçımız kimdir? Arkadaşlar Rasim Özden Özdenören'dir. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Ağustos 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olma unvanını elde eden kişi kim kim seçildi arkadaşlar? Ee, Özlem Yılmaz. Ağustos 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olma unvanını elde etmiştir. Konuşamıyorum. Anlasana ve olanlar olmuş gibi ünlü şarkılarıyla tanınan Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybeden ünlü Türk müzisyenimiz Hangisidir? Yine beklediğim sorular arasında yer alıyor. Ya Rasim Özdenören ya da İlhan Rem ikisini bekliyorum arkadaşlar. İkisinden birisini daha doğrusu. Ee, çıkması lazım yani. ÖSYM bunları sorması lazım. Ee, bazen abes abes sorular soruyor ÖSYM. Ee, Lisansla gördük arkadaşlar. Yani e, o kadar güncel bilgiler hazırlayan e, kimler var arkadaşlar. Bir sürü YouTube kanalı var. E, kimse tutturamıyor. Neden? Çünkü ÖSYM... E, Zollamak için zolluyor arkadaşlar. Kısacası net olarak budur. E, ne yapması lazım? Böyle güncel bilgileri sorması lazım. Geldik bir diğer sorumuza. Köylü Kadın Kadınbaşı adlı tabloyla ünlü ressam hangisidir peki? Bu e, ressam Van Gogh'tur arkadaşlar. Köylü Kadınbaşı adlı tablosu mevcuttur. Geldik ona. 2022 Temmuz ayı itibariyle Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı Fransa'dan hangi ülkeye geçmiştir? Hangi ülkeye geçti arkadaşlar? Çekya'ya geçmiştir. E, 2022 Temmuz ayı itibariyle Fransa'daydı. E, Temmuz'a kadar, e, Temmuz'dan da Ocak'a kadar Çekya'da bulunacak. Geldik 11'e. UNESCO 2023 yılı için aşağıdaki Türk ozanlarımızdan hangisini anma ve kutlama yıl dönümleri programına dahil etmiştir? UNESCO ile alakalı biliyorsunuz ki hep sorular çıkıyor. Evet, dikkatli olmamız lazım. E, Aşık Veysel arkadaşlar UNESCO 2023 yılı için e, anma ve kutlama yıl dönümleri programına Aşık Veysel'i dahil etmiştir. 2022 Akdeniz oyunları hangi kentte düzenlenmiştir? Hangi kentte? Bahran kentinde düzenlenmiştir Akdeniz oyunları. Temmuz 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya'ya ait tahıl ürünlerinin dünya ticaret pazarlarına taşınmasına imkan sağlayan anlaşma aşağıdaki kentlerin hangisinde imzalanmıştır? Çok çok yine e, güncel bir konudur. E, İstanbul'da arkadaşlar ne yapıldı? İmzalanmış oldu. Amos antik kenti hangi ilimizde bulunuyor? Amos antik kenti arkadaşlar Muğla ilinde bulunuyor. Erzurum'un ...Uzun Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslara kadar uzanan Erzurum-Artvin karayolunda açılan tünelin ismini sorduk size. Bu tünelin ismi Pirin Kayalar Tünelidir arkadaşlar. 2023 yılında yapılacak olan iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yapacak olan ülkeyi sorduk bu sefer. 2023 yılında iklim değişikliği konferansına Birleşik Arap Emirliği ne yapacak? Ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını sorduk sizlere. Türkiye'de bulunuyor. Hangi elimizde? Aydın'da bulunuyor Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası. 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde Bilim Kültür dalında ödülün sahibi hangisi olmuştur? Hangisi oldu arkadaşlar? Teoman Duralı. Teoman Duralı bilim kültür dalında ödülün sahibi olmuştur 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı olan Kula Jeoparkı hangi ilimizde yer alıyor? Manisa'da arkadaşlar. Kula Jeoparkı Manisa'da yer almaktadır. Türkiye'nin ilk savunma füzesinin ismini sorduk sizlere. İlk savunma füzesinin ismi nedir? Hisar'dır. Arkadaşlar ilk savunma füzesinin adı. Dünyaya en yakın gezegen olan aşk tanrıçası Zühre ve çoban yıldızı gibi isimlerle anılan gezegen nedir? Hangisidir diye sorduk bu seferde. Bu gezeg gezegenimiz Venüs'tür. Arkadaşlar Venüs aşk tanrıçası Zühre ve çoban yıldızı gibi isimlerle anılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık yapmış olan devlet adamları arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar İsmet İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan e, bunlar hem Başbakanlık yapmış hem Cumhurbaşkanlığı yapmış devlet adamlarıdır ama Fahri Korutürk sadece Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 6. Cumhurbaşkanımızdır Fahri Korutürk. Türkiye'nin son büyükşehir belediyesi hangi ilimiz diye sorduk. 30 adet büyük şehrimiz var. Son büyük şehir ise Ordu'dur arkadaşlar. Ülke ile başkent eşleştirmesini sorduk. Hangisi yanlış? Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Fas'ın başkenti Rabat, Norveç'in başkenti Oslo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tur. Ama Belçika'nın başkenti Tiran değildir. Belçika'nın başkenti Brüksel'dir. Tiran hangi ülkenin başkenti? Arnavutlu'nun başkentidir. Arnavutlu'nun başkenti Tiran'dır. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili hangisidir diye sorduk. En büyük yüz ölçüm olarak il hangisi arkadaşlar? Bakıldığı zaman Konya'dır. En büyük yüz ölçüme sahip ilidir Türkiye'nin. Geldik 26'ya. 7 güzel adam olarak adlandırılan edebiyatçılar arasında hangisi yer almaz? Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayezid. Rasim Özdenören, Nuri Pakdil yer alırken Ce Sezai Karakoç iyi güzel adam içerisinde yer almıyor. Almanya'da düzenlenen, düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu sorduk. E, kim arkadaşlar? Yasemin Can. E, Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Ülkesinin kapılarını mültecileri açtığı için UNESCO tarafından UNESCO Barış Ödülü'ne layık görülen isim hangisidir? Ee, burada bir eleştiri getirmek isterdim ama video uzar. Ee, burada cevabımız ne arkadaşlar? Angela Merkel'dir. Cevap B şıkkı. Geldik bir diğer sorumuza. Ağustos 2022 tarihinde Göktürk Devleti'nin hükümdalları Bilge Kağan ve Kültigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesiyle yazıtı Hangi ülkede bulunmuştur? Çok çok önemli, çok çok güncel. Moğolistan'da bulunmuştur arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Evler şairi olarak bilinen Bileyazlı. İki başına yürümek ve sevgilerde adlı eserleriyle tanınan edebiyatçımızı sorduk. Bu edebiyatçımız Behçet Necati Gildir arkadaşlar. Evler şairi. Tiyatro oyunlarında kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıya ne diyoruz biz? Suflör adını veriyoruz. Suflör diyoruz biz buna. UNESCO Yaratıcı şeyler Ağı'nda sanat ve halk sanatları dalında 2021 yılında seçilen ilimiz Bursa'dır arkadaşlar. Dünyada en çok komşusu olan ülkeyi sorduk bu sefer sizlere. Hangi ülkedir bu? Çin'dir arkadaşlar. En çok komşusu olan ülkedir Çin. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kadın büyük elçimiz hangisidir? Filiz Dinçmen arkadaşlar. ilk e, kadın büyük elçidir kendisi. Çanlar kimin için çalıyor? Silahlara veda ve ihtiyar adam ve deniz gibi eserleriyle tanınan edebiyatçıyı sorduk bu sefer. Önemli bir edebiyatçıdır. E, Ernest Hemingway'dir arkadaşlar. Çanlar kimin için çalıyor? Silahlara veda ve ihtiyar adam ve deniz gibi eserleri, eserleri mevcuttur. Ernest Hemingway. Geldik bir diğer sorumuza. Uzun Yürüyüş adlı tablosu ile ünlü ressamı sorduk sizlere. E, Abidin Dino arkadaşlar. Uzun Yürüyüş adlı tablo kime aittir? Abidin Dino'ya aittir. Türkiye'de Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alan tek müze hangisidir? E, bu müzenin adını sorduk sizlere. Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkadaşlar. Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alan tek müzedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı Türk sinema tarihinin ilk uzun metrajlı renkli filmi Halıcı Kız'dır arkadaşlar. Halıcı Kız cevabımız oldu. Emel rolü ile ilk kez sahneye çıkan, Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk kadın oyuncu olarak anılan tiyatro oyuncumuz Afife Jale'dir. Afife Jale. Şeyhül Müverrihin yani tarihçilerin kutbu olarak bilinen ve 2016'da hayatını kaybeden Ünlü tarihçimizi sorduk sizlere. Bu tarihçimiz arkadaşlar Halil İnalcık'tır. 100 yaşında vefat etmiştir kendisi. Boğazın Boğazı lakabıyla tanınan boksörümüzü sorduk sizlere. E, bu boksörümüz arkadaşlar Sinan Şamil Sam'dır. 2021 e, 21 Ocak 2021 tarihinde Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılan ülkeyi sorduk. Kim ayrıldı arkadaşlar? İngilizler ayrıldı. İngiltere ayrılmış oldu. Türkiye'nin yurt dışında en büyük askeri üssü hangi ülkede yer alıyor? En büyük askeri üssü arkadaşlar şaşırabilirsiniz. Nerede yer alıyor? Somali'de yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon ortağı olan Siyasi Parti'yi sorduk. Bakıldığı zaman Milli Selamet Partisi'dir arkadaşlar. Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden aday olarak gösterilen ilk kadın yazarımızı sorduk. İlk kadın yazarımız e, Leyla Erbil'dir arkadaşlar. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen. Şöyle aşağı geçelim. Avustralya'nın doğusunda 190'ın yani sular altında olan dünyanın 8. kıtasına verilen ismi sorduk sizlere. E Zealandia arkadaşlar. Zalandia eee adı verilmiş. Latin alfabesine resmi olarak geçen ilk Türk devlet e, kimdir? Peki arkadaşlar, e, Türkiye değil, e, Azerbaycan'dır arkadaşlar. Azerbaycan Latin alfabesine resmi olarak geçen ilk Türk devleti. Türkiye'de yazdığı şiirler nedeniyle Kudüs şairi olarak tanınan şairimiz, yazarımız kimdir? diye sorduk bu sefer de. Bu yazarımız arkadaşlar Nuri Pakdil'dir. Nuri Pakdil. Üç başkenti olan ülkeyi sorduk sizlere. Üç başkenti olan ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Son sorumuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 1974 çıkarmasından sonra yapılan anlaşmada askeri bölge statüsünü alınan ve açılması planlanan Hayalet Şehre ne diyoruz arkadaşlar? Kapalı Maraş diyoruz. Kapalı Maraş. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber 50 soruda tahmin videosu yaptık. İnşallah sizlerin karşısına yarın bu sorulardan bir veya birkaçı ne yapar çıkar. Bizler de mutlu oluruz inşallah arkadaşlar bu noktada. Yarınki sınavda hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Allah emeklerinizi zayi etmesin arkadaşlar. Yarın inşallah sınavı bir genel bir değerlendirmesini yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinize e, tekrardan başarılar diliyorum.